Eğer bu videoya like attıysan, sonra kanala abone olduysan, üstüne bir de bildirimleri açtıysan sen iyi birisin demektir. Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir. Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl. Vay canına, burası ne kadar da güzelmiş, böyle iki gelmişiz buraya, değil mi zengin? Evet ya, öyle gözüküyor. Oğuz, ne iyi ettin de buldun burayı ya. Değil mi, bence de çok güzel. İyi ki gelmişiz. Şuna bak, bir sürü insan var, onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Eminim onlar da benim şarkımı dinlemek için sabırsızlanıyorlardır. Fakir ya, sen şarkı çalmaya başlarsan kampta insan mı insan kalmaz valla, boşver. Çok komik, kıskanma. Ya o değil de çadırlar iki kişilik, bir kişi dışarıda kalacak. Doğru diyorsun Oğuz ya, baksana çadırlar iki kişilik. Ama karşıki çadırda bir kişilik boş yer var, birimiz oraya gidebilir. Ben giderim be, siz zaten sanattan anlamıyorsunuz. Ben o adama şarkı söylerim, beraber eğleniriz. Siz de burada sap sap oturursunuz. Sen gitmek istersin de adam seni kabul eder mi acaba, önce bir sormak lazım. Eder canım, niye etmesin, hem kim kabul etmeyecekmiş beni, gidip de soracağım ben. Merhaba, ben Fakir. Merhaba kardeşim, merhaba. Şey için gelmiştin de, biz bu kampa 3 kişi geldik ama çadırlar 2 kişilikmiş. Yani diyeceğim o ki, rica etsem ben de sizin çadırınızda kalabilir miyim? Ya kardeşim, aslında ben kafa dinlemek istiyorum biraz ya. Kafa dinlemek için gelmiştim buraya. Ne? Şarkılarımı dinlemek için mi gelmiştiniz buraya? Sonunda sanattan anlayan birisiyle karşılaştım be. Ne şarkısı ya, ben öyle bir şey demedim. Kafa dinlemek için dedim. Tamam o zaman, ben hemen yerleşiyorum içeri. Ya daha dakika bir gol bir çattık delinin tekine ya. Kafa dinleyecektim ben. Baksana zengin, fakir adamla anlaştı galiba. Adam kabul etmiş olmalı bunu. Adam için şimdiden üzülüyorum Oğuz. Kampta yeni insanlar var. Oduncu onlarla tanışmak istiyor. Gidip onlarla tanışmalıyım. Merhaba. Merhaba, merhaba. Oğuz, bu adamda kim ya, böyle elinde niye balta var bunun? Bilmiyorum ki zengin, hiç güven vermedi ama bana. Anlarız şimdi niye geldiğini. Siz buraya niye geldiniz? Ben ve arkadaşlarım kamp yapmak için geldik. Arkamdaki adam da benim şarkılarımı dinlemek için gelmiş. Allah'ım yarabbim ya. Şarkı mı? Sen şarkı mı çalıyorsun? Evet evet, çalayım mı? Hayır. Pardon, sorumu sayıptır ama siz kimsiniz, niye buradasınız? Ben oduncuyum. Buralarda odun keserim. Vay canına, oduncu demek. Ben de küçükken hep oduncu olmak isterdim. Gerçekten mi? O zaman sana odun kesmeyi öğretebilirim. Benim en sevdiğim şey bir şeyleri kesmek, kırmak, parçalamak. Merhaba. Merhaba, buyurun. Ya ben de arkadaşımla buraya kamp yapmaya geldim de muhabbet ettiğinizi gördüm. Kabul ederseniz biz de katılabilir miyiz muhabbetinize? Tabii ki, buyurun. Kanka gel. Selam. Burada bir sürü insan var. Evet ya, öyle. Baksanız herkes kamp yapmaya gelmiş. Kimse fırsatı kaçırmamış. Bu adam da kim böyle? Niye elinde balta var? Ben oduncuyum. Bir şeyleri kesmeyi, kırmayı, parçalamayı çok severim. Üstelik kendi yemeğimi kendim yaparım. Tamamen doğal. Vay canına, çok iyiymiş. Tam bir doğal yaşam yani. Evet, evet. Bu kadar kişi toplandık, niye ayakta duruyoruz? Gelin oturalım şöyle hadi. Evet, evet. Oturalım. Benim de bir şeyleri kesmeden önce dinlenmeye ihtiyacım var. Madem oturduk o zaman, böyle ben başlayayım. Benim adım Oğuz. Arkadaşlarım zengin ve fakirle beraber geldim kamp yapmaya. Güzel vakit geçirmek istiyorum. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben de oduncu. Az ilerideki ağaç evde yaşıyorum. Yıllardır buraların yerlisiyim. En yakın arkadaşım elimdeki baltam. Bu zamana kadar beraber çok şey parçaladık. Vay canına, ilginç bir hikaye. Peki gözlerinize ne oldu? Gözlerime ne mi oldu? Ne var ki benim gözlerimde? Sanırım sürekli tavuk yemekten olsa gerek. Karnım acıkınca hep tavuk yerim ben. Tavuk mu? Vay canına, ben de tavukları çok severim. Ama buralarda hiç tavuk göremedim ki. Siz tavukları nereden buluyorsunuz? Ben onları bulmuyorum. Onlar beni buluyor. Sizin gibi. Ay ha ha ha! Tavuk mu olduk şimdi yani biz? İlginç bir benzetme doğrusu. Tavuk demişken benim karnım acıktı ya. Buralarda hiç yiyecek bir şey var mı ki? Yanımızda da getirmedik biz. Nasıl akıl edemedik bunu? Bak sen söyleyince benim de karnım acıktı şimdi ya. Ne yapacağız? Neredeymiş bu tavuklar oluncu? Gidelim de keselim birkaç tane. Tamam o zaman. Gidip biraz tavuk avlayalım. Sen de gelmek ister misin? Evet evet, isterim. Hadi gidelim. Hadi o zaman. Beni takip et. Vay be oda arkadaşım, delikanlı adamsın vallahi, bizi yemek bulmaya gidiyorsun. Merak etme, sen gelene kadar kimseye şarkı söylemeyeceğim, hiçbir şey kaçırmayacaksın. Aynen aynen, çok sağ ol, ben en iyisi gideyim. İşte geldik. Ama ben burada hiç tavuk göremiyorum ki. Ne yapacağız burada? Önce yukarı çıkıp sana mekanımı göstermek istiyorum.
Belki seversin. Uzun zamandır hiçbir tavuk, yani hiçbir insan gelmemişti. Evet ya, eğlenceli olabilir. Hem ben de o adamla oda arkadaş olmak istemiyorum zaten ya. Sanırım birazcık vakit geçirebiliriz burada. Hadi beni takip et, ağaca tırmanacağız. Ağaca tırmanmak mı? İlginç. Hadi deneyelim, kampa geldik zaten. Geliyorum. Nasıl, evimi beğendin mi? Yani senin yaşındaki bir adam için fazla çocukça değil mi burası ya? Bunların hepsini ben yaptım, kestim. Allah Allah ya, birazcık garip geldi bana. Sanki çocuk kreşi gibi burası. Asıl manzara yukarıda, yukarı gel. Çok garip bir adam ya bu. Neyse, gideyim bari. İşte burası benim manzaram. Aynen aynen, çok güzelmiş. De gitsem mi artık ben ya? Nereye gidiyorsun? Neden? Çok yorgun gözüküyorsun. Uzun yoldan gelmişsin sanırım. Birazcık dinlenmeye ihtiyacın var. Doğanın sesini dinle. Rahatla. Nasıl yani, anlamadım. Şuraya bir yatsana. Ama neden bu, çok saçma. Sen dinle beni, yat şuraya. İyi ya, tamam. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet evet, bayağı huzur doluyum şu anda. Ortam birazcık garip. Hem burası çok sert değil mi? Sen nasıl burada rahat ediyorsun? Belim ağrıdı. Belin mi ağrıdı? O zaman gözlerini kapat. Niye ki? Hadi gidelim artık. Tamam, sen gözlerini kapat. Sonra gideceğiz. Tamam, kapattım. Birazdan ebediyen rahatlayacaksın. Ah! İşte yemekleri getirdim. Vay canına, yemekler leziz gözüküyor. Hadi yiyelim. Ama bir dakika, benim oda arkadaşım nerede? O huzura kavuştu. Huzura kavuştu derken? Onu götürdüğüm yeri çok beğenmiş. Orada kalmak istedi. Ne? Çok üzüldüm ya, şimdi ben yalnız mı kalacağım? Ona daha şarkı söyleyecektim. En azından gelip yemek yeseydi bari. O artık yemek yiyemez. Niye ki? Çünkü o artık aramızda değil. Allah Allah, adam niye böyle bir tercih yapmış ki? Kampa girip başka yerde kalmak ne alaka? Bu işte bir terslik var ama. Bu tavuğun tadı da çok değişikmiş ya. Güzel ama yediğim tavuklardan çok farklı. Evet, bence de öyle. Ama beğendim ben. Farklı şeyler denemeyi severim. Doğal tavuk böyle oluyormuş demek ki. Ben de sevdim, bayağı güzeldi. Beğenmeni de sevindim. Ben hep böyle tavuk yerim. E hadi o zaman, kalkın birazcık bir şeyler oynayalım ya. Bakın ben yanımda ne getirdim. Top, hadi top oynayalım. Vay canına, çok iyi fikir, hadi başlayalım. Ay amma da yorulduk ya. Kaç saattir top oynuyoruz biz? Bilmiyorum ama en son 8 yaşındayken bu kadar top oynamıştım. Çok yoruldum. Ben de öyle ya, iyi geldi ama. Özlemişim vallahi çocukluğumu. Oduncu, sen yorulmadın galiba. Hayır, daha yorulmadım. Daha kesmem gereken şeyler var. Vay canına, gerçekten mi? Evet, yardımcı olmak ister misiniz? Ay çok yoruldum ama gel kanka, gidelim ya. Kaç kere geleceğiz kampa? Sonuna kadar yorulalım. Tamam kanka, hadi kalk gidelim. Hadi gidelim. Beni takip edin. Bekle, geliyoruz. Ne oldu oduncu, niye buraya geldik ki biz? Ağaç kesmeden önce baltalara ihtiyacınız var. Gelin ağaç evimden size birer balta alalım. Vay canına, ağaç evin mi var senin? Çocukken hep bir ağaç evde yaşamak istemişimdir. Beni takip edin. Allah Allah ya, nereye gitti bu millet? Giden geri gelmiyor, bu nedir? Evet oğul ya, şuna bak, geldiğimizde burası kalabalıktı. Bizden başka kimse kalmadı şimdi. Ne şanssız insanlar bunlar ya, konserimi kaçırıyorlar. Şarkı söyleyeyim mi? Fakir, yok yok ya, sabah sabah ağzımızın tadını kaçırma. Oduncu ve kızlar da dün geceden beri yok zaten. Oduncu gelsin de bir soralım. Evet ya, biz çoktan uyuduk uyandık bile. Bu insanlar hala yok. Ben geldim. Acıktınız mı? Size yemek getirdim. Vallahi da çok acıktım ya. Sabah kalkınca çok acıkırım zaten ben. Yine mi tavuk? Olsun, tavuk zaten çok güzel. Çok sağ ol oduncu. Oduncu, ne iyi adamsın sen ya. Çok güzel akıl etmişsin. Ben de tam kahvaltımı yapsak diye düşünüyordum. Oduncu, iyi düşünmüşsün, güzel düşünmüşsün de. Bu kamptaki insanların geri kalanı nerede? Giden geri gelmiyor, ne oluyor? Giden geri gelmiyor. Onlar huzura kavuştu, merak etmeyin. Siz şimdilik yemeğinizi yiyin. Ben sonra tekrardan geleceğim. Oh vallahi doydum ya. Bu organik tavuklar da ne kadar güzelmiş. Hiç bizim yediklerimize benzemiyor. Ya bu oduncu çok garip konuşuyor ya. Sanki aklı yerinde değilmiş gibi. Ben birazcık tırsmaya başladım. Oğuz, ne tırsması ya? Alt tarafa kamp yapıyoruz. Sana küçükten çok mu korku filmi izlettiler? Ne yaptılar?
Aynen Oğuz ya, sakin ol biraz. Diğer insanlar kendilerine yapacak bir şey bulmuşlardır. Gelirler onlar da birazdan, merak etme. Neyse hadi öyle olsun. Zaten son gecemiz. Evet evet ya, son gecemiz. Bırak da tadını çıkaralım. Bence şimdi yemekten sonra birazcık kestirelim. İyice enerjimizi topladıktan sonra da denize gideriz, yüzeriz ha. Ne dersiniz? Evet evet, çok iyi fikir. Hadi gidip birazcık uyuyalım. Uyanınca denize gideriz. Oh, kocaman çadır da bana kaldı. Tamam ama çok uyumayacağız bakın. Birazcık dinlenip uyanacağız.